Sonsuz Şükran Köyü'nü anlatmak üzere Sonsuz Şükran Köyü kurucusu, yapımcı yönetmen Mehmet Taşdiken, Çavuş Belde Belediyesi Başkanı Mehmet Çiğdem ve Doğuş Üniversitesi Sanat Tasarımı Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Rıfat Çelebi bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz hepiniz. Evet, öncelikle köyün kurucusu olarak ve şimdi size dönersek Sayın Çelebi, siz çok önemli bir birliğin de aslında Paris galiba merkezde ikinci başkanısınız. Paris Dünya Kerpiç Birliği. Biraz anlatır mısınız? Kerpiç evlerinin nasıl bir önemi var hem dünya mirası açısından hem de Türkiye ve Konya açısından? Ben tabii şimdi size teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bunu dünya mirası olarak algılayan tek kişi siz oldunuz. Şimdi her ülkenin kendine özgü bir yer altı, bir yer üstü zenginlikleri var. Bunları ister maden olarak kabul edin, isterse yukarıda hasat edilen şey olarak kabul edin, insan gücü olarak kabul edin. Ama bir ülkenin tabii yer altı ve yer üstü zenginliklerinden bir tanesi de insan yaşamı, yaşama biçimi ve onun bırakmış olduğu kültür mirasıdır. Bize baktığımız zaman bu kerpiç evler bizim değil, dünya mirasıdır. Şimdi bu dünya mirası olmasının nedeni şudur. Mezopotamya'da başlayan, yani gereç yokluğundan başlayan, toprağa dayalı, biraz taş biraz ahşapla birlikte bir senteze varan ama yüzyıllardır, binlerce yıldır devam eden bir geleneğin binaları bunlar. Mezopotamya'ya baktığımız zaman oradan buraya gelişte işte en fazla Türkiye'deki istatistik şeylere baktığımız zaman Malatya birinci sırayı alıyor, ikinci sırayı Konya alıyor. Ama biz bunu kaybetmek üzereyiz. Bu bir yaşam biçimidir. Yani insanlar burada yaşamışlar, kendilerine termal konfor sağlamışlar, iklimin bütün sıcağından soğuğundan kurtulmuşlar, ekonomik açıdan imece usulüyle binalar yapmışlar, yardımlaşmışlar, burada eylemlerine cevap verebilecek her türlü mekanı oluşturmuşlar. Evet. Buna baktığımız zaman işte Hasankeyf'e bakıyoruz. 8.000 ile 10.000 milattan evvel yıllara dayalı buluntular var. Hepsi kerpiç. Kerpiç tabii dediğimiz zaman bir parça yassınıyor yahut bir parça bugün insanı tarafından işte betonla, betonalme ile, çelikle, ahşapla karşılaştırıldığı zaman zayıf bir malzeme. Buna ne lüzum var? Tabii ki bizim orada verebileceğimiz cevap şu. Siz şehrin göbeğine bir kerpiç yaparsanız İstanbul'da bir anlamı olmaz ama doğru. Kerpiç bölgesinde de koskocaman bir rezistans yaparsanız onda bir anlamı olmaz. Her bölgenin kendine özgü bir koşulu var. O koşul içindeki yaşama biçimine cevap veren en iyi yapılardan bir tanesi bu. Evet. Galiba sağlıkta yaşam olanakları evet, anladığım evet, kadarıyla. Yani sıcaktan da çok, soğuktan da koruyor dediğiniz için öyle bir şey düşünüyorum şu an. Bakın yani tabii benim söyleyeceklerime siz ışık tutuyorsunuz. Yani ara sorularınız için çok teşekkür ederim. Bu bir bilinç demektir. 10 santim kalınlığında toprak duvar, 33 santim kalınlığında bir tuğla duvar, 75 santim kalınlığındaki bir taş duvara bedel. Isı geçirgenlik katsayısı açısından. Demek ben dışarıdan sıcağı veya soğuğu içeriye transfer etmiyorum. İçeride koşulları kendim için hazırladığım zaman bunun içinde termal konforu sağlıyorum ve yaşıyorum. Küçücük bir konuya değineceğim. Yani rutubet insanlar için biliyorsunuz değil. Her türlü aksam için yani Orta Asya kurganlarından halı çıkıyor. Pırıl pırıl 4000 yıllık. Benim evimde burada halı 3 yılda çürüyor nemden. Şimdi burada toprağa karıştırılan yani yüzyıllardır bulunan şeylerde tuz koyuyor. Ne bitki ürüyor ne buz olayından çok daha alt kademelerde soğuma var. Ve nemi alıyor nemi veriyor. Ya böylelikle yani içindeki yaşam iyi. Evet. İkincisi eklemeler yapabiliyor. Yani baba erkil aileden dönüşte bunlara eklentilerle büyük bir aileyi muhafaza edebiliyor. Bir başka şeyi son derece ekonomik. Yani bir parça ustalıkta yahut da birisinin rehberliğinde bu binalar yapılabiliyor. Nasıl yapılabiliyor? Kötü yapılıyorsa kötü, iyi yapılıyorsa iyi. Pek çok deprem bölgesini geçtik. Ben çok uzatmak istemiyorum. Mesela Çaldıran'daki binalara bakıyorum. Beton binalar yıkıldı, betonarmeler. Buna karşın kerpiçler az hasar gördü. Bizim köyde, affedersiniz evet. Hocam, köyde bu bahsettiğimiz köyde bir cami var. Selçuklular zamanında yapılmış ve kurulduğunda 700 küsur yıllık tarihi var ve bu cami kerpiçten ayakta yapılmış. Ayakta değil mi şu anda? Hala ayakta. Evet. Baktığınız zaman bu böyle. Yani dışarıdan sıvayacaksınız. İşte her iklim sonrası bir küçük bakıma. O bakımı vallahi yaşlı ninelerin yaptıklarını biliyorum.
Yani o kadar basit. Evet, bu kadar basit. Evet. Çıkışında da başlangıçta. Lütfen anlattıklarınız gerçekten çok heyecan verici. Tabii hemen hocam size dönmek istiyorum. Siz bu birliğin acaba bu konuya biraz daha eğilmesini ya da destek olmasını sağlayacak mısınız ilerleyen dönemde? Siz şu anda galiba kişisel olarak destek veriyorsunuz bu projeye. Ben kişisel olarak destek veriyorum. Çünkü Konya'ya baktığım zaman işte Argıtan'ı, Kadınhan'ı, Saray ve benzeri yerlerde yoğun yaşamın geçtiği bütün mekanlar kerpiçten. O bakımdan her iki tane beldeye baktığım zaman burada bir ağırlık var. Bunu ortadan kaldırmak hoş bir şey değil. Ama böyle bir şeyle başlayan, ben teknik açıdan bir de mekan açısından giriyorum devreye. Evet. Teknik açıdan bir kusur varsa onu düzeltmek veya belli bir şekilde motive edebilmek açısından olumlu yönde devreye gireceğim diye giriyorum. Ama sosyal içerik açısından baktığım zaman heyecanlanmadım desem yeridir. Yerlerdekinden küçük oyuncaklar yapanlar, işte resim yapanlar, öyle yöre halkının hiçbir zaman bir arada bulamayacağı bütün sanatsal faaliyetleri, orada yaşamaları. Biz İstanbul'da bile bunların hepsini bir arada bulamıyoruz. Bir arada çok yer dolaşmamız lazım bunların hepsini yaşamamız gerekirse. Gerçekten zor. Çok önemli. Gerçekten Kumaş'ta söyleyebilirim ki doğru şeyler yapılıyor. Yapılması da lazım. Çünkü ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar var. Bu Konya'nın illaki Çavuş kasabasındaki ekonomiden kaynaklanmıyor. Ama bir kültür mirasının orada daha eskiye dayalı bir biçimde daha ıslah edilmiş şekilde ortaya çıkması hoş bir şey. Yani orada kerpiç deyince ben bütün herkes sesleniyorum bu işin uzmanı olarak. Korkmadan rahatça oturabilecekleri teknik açıdan olsun, işte sağ konfor açısından olsun, ekonomik açısından olsun, bakımından korkmasınlar. Bence çok güzel bir girişimdi. İçimde yaralanmaktan da çok mutluyum. Evet. Biraz elim de bu işe bulaşmıştı seneler önce. Çünkü Anadolu'da aşağı yukarı bir 30 sene bu yörelerde hep geçirdim. Kutluyorum bu girişimi sadece. Peki siz de orada ev alıyor musunuz? Şu anda hocam, daha öyle bir şey daima hocam bizim yani orada bulunacak yani sürekli iş bırakamayız onu. Çünkü sizin danışmanınız gerekecek galiba oraya gelmekte olan birçok insan tabii. Söylemek isterim tabii. Müsaade ederseniz. Estağfurullah. Buyurun. Tabii ki bu bir belediyenin çok küçük bir bütçesiyle katkısı ama organizasyonları yapanların çok büyük fedakarlıkları ortaya çıkmış bir ilk. Bakıyorum Fransızların müteahhitliğinde Libya'da 3000 tane yapılıyor bir yerde. Efendim Meksiko City'de yapılıyor. Bütün oranın malzeme sınırlamaları, iklimsel veriler çok sıcak veya çok soğuk karasal iklimlerinde bunlar yapılıyor. Ben buradan yani yaşadığım müddetçe Anadolu'da bunları gerçekleştirebilecek çok sayıda eğer böyle bir şeyler yapılacaksa toplu, tabii ki bu elle, manuel olarak yapılmanın dışında makinayla da yapılabilecek, usta yetiştirilebilecek, burada katkıda bulunmak isterim. Her türlü yardımı yapabilirim. Evet. Bunlar o zaman çok daha kolay olur. Ama öyle bir belediyenin bu işe soyunması lazım, ona da yer ayırması lazım. O kısmı biraz hocam, zor. Hocam bizim belediyemizi bekliyoruz. Efendim çok teşekkürler geldiğiniz için ve projeyi anlattığınız için, bizi de bu heyecana dahil ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.